Sevgili izleyiciler, Cuma selamına hoş geldiniz. Hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyor. Sizlere en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu arada Hicri 1437 yılımızı kutluyor. Bu vesileyle Cenab-ı Hakk'ın tüm Müslümanlara, bütün insanlığa hayırlara vesile olabilecek yeni yeni hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Niyaz ediyoruz çünkü bulunduğumuz dönem hakikaten hem ülkemiz adına hem dünya Müslümanları adına, daha doğrusu insanlık adına utanılacak bir dönem yaşıyoruz. Biz bir ölüm, iki ölüm diye bahsederken onlarca ölüm, onlarca katliam yaşamaya başladık. Sayın Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Beyefendi'nin ifade ettiği gibi hakikaten insanlık merhametini kaybetmiş durumda. Biz bütün bunları çok değerli hocamız Profesör Doktor Ramazan Ayvarlı hocamla bunları konuşacağız. Ancak bu arada Asr suresinin çok önemli mealleriyle ben programımızı açmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Asr suresi mealleri şöyle sevgili izleyiciler. Asra yemin olsun ki bütün insanlar gerçekten ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır, buyurulmaktadır. Şimdi biz bugün bu vesileyle merhamet ve sabır üzerine kıymetli hocamızla sohbet etmeye çalışacağız. Sayın hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İnşallah iyisinizdir diyorum. Ruh halinizi biliyorum. Elhamdülillah, iyi olmaya çalışıyoruz. Şahsi olarak bir sıkıntımız yok. Evet. Ancak milletimizin fertlerine işlenen bu cinayetler, katiller hepimizi derinden üzüyor. Kalbimizi yaralıyor. Onun için bugünlerde yüzümüz fazla gülmüyor. Gerçi ateş düştüğü yeri yakar demişler. Ama bu milletin bütün fertleri bizim vatandaşlarımızdır. Evet. Dolayısıyla haliyle üzülüyoruz efendim. Allah-u Teala şehitlere rahmet eylesin. Yaralara hayırlı şifalar versin. Amin. Keder dide ailelerine sabrı cemil lütfetsin. Bu çarşamba günü takvimlere göre idrakiyle şereflendiğimiz Hicri Kameri 1437 yılını hayırlarla geçirmeyi Cenab-ı Hak nasip buyursun. Salı günü Hicri Kameri 1436 yılı bitti. Zilhicce'nin 29'u idi. Zilhicce, Hicri Kameri senenin son ayı, Hicri Kameri senenin ilk ayı da Muharrem-i Haram. Şehzade-i Şirazi, dünya üç günden ibarettir. Biri dün geçti diyor. Biri bugün, biri de yarın. Yarına çıkıp çıkmayacağımız belli değil. Bugünü iyi değerlendirmeli diye bir tavsiyede bulunuyor. Büyük alim Ebu Said Muhammed el-Hadimi var. O zat dünyanın bütün padişahları, kralları, cumhurbaşkanları, devlet başkanları bir araya gelseler, şimdi dünyanın en güçlü liderleri Obama ve Putin, geçmiş zamanı geri getiremezler diyor. Ömrümüzden Hicri Kameri 354 gün geçti. 1436 yılını hangi baba yiğit geri getirebilecekse getirsin bakalım. Getirebilir mi, getiremez. Onun için bu çarşamba günden itibaren idrakiyle şereflendiğimiz Muharrem ayını ve Hicri Kameri seneyi en uygun şekilde, en verimli tarzda, en elverişli surette değerlendirmemiz lazım. Sahabe-i kiram aleyhimur rıdvan hazretleri zamanlarını öyle harcarlarmış ki bir büyük alim diyor ki sizin bugün parayı harcamakta gösterdiğiniz hassasiyeti onlar zamanı harcamakta gösterirlerdi diyor. Evet. Kahvelerde oturup da
vakit öldürüyorum diyenlerin kulakları çınlasın desek herhalde yeridir değil mi? Doğru. Çok Sence yerinde, Erbe? Çok yerinde bir mesaj. Efendim malumlarınız Hicri sene sevgili peygamberimizin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicretleriyle başlayan senedir. Hicretle ilgili demektir Hicri. Evet. Kuba'ya ulaştıkları, Medine-i Münevvere yakınındaki Kuba'ya ulaştıkları tarih Hicri Şemsi yıl başlangıcıdır. Ama o senenin Muharrem ayının başı da Hicri Kameri yılbaşıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin hilafetinin 5. senesinde hicretten 17 sene sonra Hicri Kameri takvim kullanılmaya başlamıştır. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'de 10 sene kaldılar. 2 senede Ebubekir Efendimizin hilafeti dönemi etti 12. Ömer Efendimizin hilafetinin devlet başkanlığının 5. senesinde bu karar alındı. Dolayısıyla hicretten 17 sene sonrası itibariyle Hicri Kameri takvim kullanılmaya başlamıştır. Cumhuriyetin başlarına kadar devam etmiştir. Cumhuriyetin başlarında 14-15 asır, Cumhuriyetin başlarında kanunla takvim değişikliği milani yapılmış, Avrupa'nın kullandığı miladi takvim alınmıştır. Şemsi sene ile kameri sene arasında ne fark var diye değerli Güneş izleyicilerimizin yılıyla, ay yılı arasındaki hatırına fark gelebilir. Adı üstünde sizin de ifade ettiğiniz gibi Şemsi sene güneş yılı demek. Kameri sene ay yılı demek. Kameri senede ayın dünya etrafında 12 defa dönüşü bir sene teşkil ediyor. Ve 354 gün. Tamamlıyor. 354 günde ay dünya etrafında 12 devir yapıyor. Bu bir sene ediyor. Güneş yılında ise dünya güneşin etrafında bir defa devir yapıyor. Bunu da 365 günde tamamlıyor. Evet. Binaenaleyh Hicri Kameri sene miladi seneden 10-11 gün eksik. 10,875 diye geçiyor. Takriben 11 gün diyebiliriz. Ortalama. Bundan dolayı her sene Ramazan-ı Şerif, diğer mübarek günler, hac mevsimi, kurban vesaire 10-11 gün önce gelir efendim miladiye göre. Eskiden bütün halkımız kameri ayları bilirdi. Muharrem el-Haram, Safer el-Khayr, Rebül evvel, Rebül ahir, Cemazil evvel veya Cemaziyel evvel yahut Cumadel ula, Cemaziyel ahir, Recebül fert, Şabanül muazzam, Ramazanül mübarek, Şevval-i şerif, Zilkade, Zilhicce diye herkes sayardı. Efendim bu idrakiyle şereflendiğimiz Muharrem ayının çok mühim özelliği var haram aylardan. Haram aylar 4 tane. Birincisi Muharrem el-Haram, senenin 1. ayı. İkincisi 7. ay olan Recep-ül Fert. Üçüncüsü 11. ay olan Zilkade. Dördüncüsü de 12. ay olan Zilhicce. Şevval-i Şerif, Zilkade ve Zilhicce ayları hac ayları olarak anılır. Estağfirullah. El-Haccu eşhurun ma'lumat diye ayet-i kerimede geçiyor. Hac bilinen aylardadır. İşte o Şevval, Zilkade, Zilhicce ayları. Zilhicce'nin de ilk 10 günü. Haram aylarda Kur'an-ı Kerim'de mezkurdur, zikredilmiştir efendim. Bir ayet-i kerimede estağfirullah. İnne iddete şuhur indallahi isna aşere şahran fi kitabillah yevme halaka semavati vel ard minha arba'atun hurum buyurulmuştur. Allah katında arz ve semavatı yarattığı günden bu yana ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. Evet. İşte Hicri Kameri sene içerisindeki yerlerine göre söyleyecek olursak bu çarşamba günü itibariyle idrak ile şereflendiğimiz Muharrem el-Haram ayı 1. ay, Recep-ül Fert 7. ay, Zilkade 11. ay, Zilhicce 12. aydır.
Bu haram aylarda Sencer Bey, yüksek malumlarınız, Adem Aleyhisselam'dan bu yana harp etmek yasaktı. Adam öldürmek, katil, İnancı ne olursa şiddetle olsun. Yasaklanmıştı. Ama müşrik Araplar maalesef harp etmek istediklerinde yine o da bir haramaya saygı ifadesidir. Ayın yerini değiştirirlerdi. Derlerdi ki Muharrem'i bir sonraki aya aldık, Safer'e aldık, Safer'i öne aldık derler. Böyle dalavere, böyle üçkağıtçılık olur mu efendim ya? Şimdi biz şu mübarek cuma gününü pazara aldık desek olur mu, alınır mı efendim? Çok olmaz. Evet. Kendilerini kandırmaktır. Ve Allahu Teala bunu şiddetle yasaklamıştır. Estaizu billah. İnnemen nesi'u ziyadetun fil kufur yudallu bihillezine keferu diye ayet-i kerime devam ediyor. Ayların yerlerini değiştirmek küfürde ziyadeliktir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbelerinde bu konuya da işaret buyurmuşlardır. Şimdi aylar Allahu Teala'nın yarattığı gündeki gibi yerli yerindedir buyurmuşlardı. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri almışlardı. Şimdi yerli yerindedir buyurmuşlardır. Böyle mübarek bir ayı bitirdik. Salı günü tamamladık Zilhicce'yi. Çarşamba günü mübarek bir ayı idrak ettik. Muharrem-i Haram ayını. Ve sizin de girizgahta ifade ettiğiniz gibi 1437 Hicri Kameri yılını idrakle şereflendik. Ve Allahu Teala geçmiş yılımızdan daha hayırlı bir şekilde bu yılımızı geçirmeyi bizlere nasip ve müyesser buyursun. Ülkemizin, Türk aleminin, İslam aleminin ve bütün dünyanın hayrına vesile kılsın. İnşallah. Ortalıkta kan ve gözyaşı eksik değil. Hem güzel ülkemizde bu selamet sahili şeklinde olan şu güzel ülkemize de maalesef barışı, huzuru, emniyet ve asayişi çok gördüler. Bir takım güçler ve bazı taşeronları, maşaları kullanarak insanların kanlarını akıtıyorlar, mallarını heba ediyorlar. Kanların ve gözyaşların akmasına sebep oluyorlar. Nice ailelere, nice evlere, nice ocaklara ateş düşürüyorlar. Şu haram aylarda bari bunları yapmamalı efendim. Yahu tarih boyunca dinsiz, imansız, müşrik insanlar bile efendim bu aylara saygı gösterirlerdi. Bayramda bile kan akıtılıyor. Olur mu böyle bir şey? Sencer Bey, olabilir mi efendim? Onun için biz bütün izleyicilerimize, asil milletimize, bütün İslam alemine, Müslümanlara huzur, sükun, emniyet, asayiş temenni ediyoruz, diliyoruz efendim. Mehmet Görmez Bey'in, Sayın Diyanet İşleri Başkanı, benim meslektaşım, hadis profesörüdür. Aczane, biz onun doçentlik jürisinde de bulunduk. Ne güzel. Hocası sayılırız. Maşallah. Efendim, onun insanlık adeta merhametini kaybetmiştir sözü önemli. Çünkü biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men lem yerham lem yurham buyurmuşlardır. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Hatta zaman içerisinde diğer sualleriniz karşısında da ben onları söyleyeceğim ama şu an itibariyle hatırıma geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyorlar. Büyük alim ve veli İmam Nevevi Hazretlerinin Şafii mezhebi alimlerinden Suriye'nin Neva kazasında metfun. Ben kabri şerifinde ziyaretle şereflendim. Cumartesi günleri Şirinevler Ulu Camii'nde de o mübarek zatın Riyazu Salihin kitabını cemaate okuyoruz. Şerhini yapıyoruz. Kıymetli şehirlerden anlatıyoruz. O İmam Nevevi Hazretlerinin Riyazu Salihin isimli kitabında da yazılı. Bir kötü kadın veya kötü
adam tabiri de var. Susamış bir köpeği suladığı için affolunmuştur. Ama saliha, abide bir kadın bir kediyi hapsedip ölümüne sebep olduğu için o da cehennemlik olmuştur diye Peygamberimiz haber veriyor. Çok ayrı ayrı, bu... ayrı hadiseler çok benim. İlginç. Bakın, kedi etini mi yedi, peynirini mi kaptı, ne yaptıysa kızmış, hapsetmiş odaya, yiyecek içecek vermemiş ve dışarıya çıkmasına da müsaade etmemiş. Açlıktan o hayvan ölmüş. Bunu yapan da abid, salih, abide, saliha bir hanım. Ama Peygamberimiz bu kadın cehenneme gidecektir buyuruyor. Bir kediye merhametsizliğinden, şefkatsizliğinden dolayı. Öbüründe şöyle bir durum var. Kadın veya adam çölde giderken susuzluktan ölecek raddeye gelmiş. Bir kuyu bulmuş. Çok sevinmiş. Ama kova yok. Herhalde birisi aldı götürdü kovayı. Evet. Su doldurdu. Yanında kovayı, su lazım olur diye aldı götürdü. Başkasına lazım olacağını düşünmedi. Su orada çıldır çıldır parlıyor. Ama ulaşamıyor. Ne yapayım? Sencer Bey, suyu içmese ölecek. Susuzluktan helak olacak. Tehlikeyi göze alıyor. Böyle kenarlara tutuna tutuna dikkatli bir şekilde iniyor. Ağzınıza layık ağzıyla suyu içiyor. Yine dikkatli bir şekilde çıkıyor. Elleriyle ayaklarıyla böyle tırmana tırmana çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Korkmayın, düşmemiş efendim. Tam kuyunun ağzına geldiğinde af buyurun orada bir köpek görüyor, bir kelp görüyor. Susuzluktan yerleri böyle yalıyor. Allah Allah. Allah Allah diyor ya, bu hayvancağız benim deminki halime düşmüş. Ben bu hayvanı bir sulayayım. E şimdi nasıl sulayacak? Hesap yapıyor. Arka ayaklarından tutsam, sallasam uzanır mı? Uzanmıyor. Koltuğumun altına alsam, inmeye çalışsam, zaten ben demin zor iki elle tutunarak kanter içinde kaldım inerken çıkarken. Ya Rabbi bana bir çare lütfet derken ayakkabısını hatırlıyor. Efendim çıkarıyor ayakkabılarını. Ayakkabının böyle arkasından ısırıyor. Elleriyle kenarlardan tutunarak iniyor. Suyu dolduruyor. Çıkarıyor o hayvanı. Suluyor. Şu hal Allahu Teala'nın o kuldan razı olmasına sebep oluyor. Ve bütün günahlarını Cenab-ı Hak onu affediyor. Efendim bu hikaye değil. Bunu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Olmuş bir hadise efendim. Geçmiş zamanlarda olmuş bir hadise. E şimdi Sencer Beyciğim, bir köpeğe merhamet eden cennete gidiyor. Bir kediye merhamet etmeyen cehenneme gidiyor. Yahu eşrefi mahlukat olan, şu insanlara acımayan, çoluk çocuk kadın demeden polis, bekçi, jandarma, zabıta, korucu, subay, assubay, erbaş, er demeden öğretmen, doktor, hemşire, efendim sivil vatandaş, demeden, ambulans şoförü demeden, gözünü kırpmadan bu öldüren insanların hali ne olacak ya? Hayat bu dünyadan ibaret midir efendim? İnşallah ileride ölüm ve ölüm sonrasını konuşalım, bir program İnşallah. Yapalım efendim münasip zamanda. İnşallah hocam. Efendim öldükten sonra hayat yeni başlıyor efendim. E malum insanların hayatlarında 4 safha var. Bir anne karnındaki hayat 9 ay 10 gün. Onun varlığıyla yokluğu birdir yani. İkincisi dünya hayatı. Sevgili Peygamberimiz ümmetinin ömürlerinin 60-70 sene olduğunu ifade buyuruyor. Ahmar ümmeti ma beyne sittine ile seb'in ve akallum yetecavezu zalik. Ümmetimin ömürleri 60-70 sene arasındadır. Bunu geçenler azdır. Üçüncü kabir hayatı. Geçici. Yüzlerce sene sürse bile geçici, kıyamet kopuncaya kadar. Dördüncü ahiret hayatı. Ve ahiret hayatı ebedi efendim. Şimdi bakın bu 4 safhadan anne karnını dünyaya dahil edersek. Birincisi anne karnı ve dünya hayatı. 2 kabir hayatı. 3 ahiret hayatı.
İlk ikisi geçici. Ama ahiret hayatı ebedi. Ve orada da ya cennet var ya cehennem var efendim. İkisinden başka bir yer yok. E peki Arasat meydanı nedir? Efendim o hesap kitap görülünceye kadardır. O bittikten sonra ya cennet ya cehennem var. E cennetin yolu da belli, cehennemin yolu da belli efendim. Hava meydanına gidiyoruz. Peronlarda uçaklar var değil mi efendim? Tren garına gidiyoruz. Peronlarda trenler var. Otogara gidiyoruz. Peronlarda otobüsler var. Hangisine binerseniz onun gideceği yere ulaşırsınız efendim. Cennet yoluna giren cennete gider, cehennem yoluna giren de cehenneme gider efendim. Onun için insanların bu fani alemde ebedi kalmayacaklarını bilmeleri ve ebedi bir alemin olacağını düşünmeleri, olduğunu düşünmeleri ve orada da mutlak adil Allah-u Teala'nın hesap göreceğini nazar dikkate almaları lazım efendim. Evet. Sayın hocam ağzınıza sağlık. Hakikaten yine bizi duygulandırdınız, verdiğiniz örneklerle. Geçen hafta 10 Ekim'de saat 10 sularında Ankara Garı'nda, tabii bu sohbetimizin asıl teması oradan geliyor. Geçen hafta 10 Ekim saat 10 sularında Ankara Garı'nda yaklaşık bugün 99 itibariyle 99 kişi hayatını kaybetmiş oluyor. Bazı ağır yaralılar var. Belki yoğun bakımda olan. Belki daha onlardan da ölecekler olabilir. Yani yüzden fazla insan diyebiliriz. Yüzlerce yani, insan katledilmeye niyet edilmiş. Bu kadar hunharca bir eylem için hazırlık yapılmış. Bu insanların seviyesi, bunu yapmayı hedef alan insanların hakikaten hiç mi vicdanları yoktu hocam? Yani affınıza sığınarak söylüyorum, ben izleyicilerimize buradan tenzih ediyorum. Hayvanlarımızda bile belli bir vicdan vardır. Bu insanlar gerçekten vicdanlarını tamamen silmiş durumdalar mı? Sadece bu yüzlerce insan değil, yani bu olay değil. Tabii ki biz burada bu 99 kişinin hayatını katleden insanları 100 kere kınıyoruz. Ama bunun öncesinde sonrasında yaşananlar da var. Yani masum yere polislerimiz, askerlerimiz, subaylarımız, sivil vatandaşlarımız, Diyarbakır'da o Kobani eylemlerinde onlarca insan yine hayatını kaybetti. Kim yapar? Suruç'ta yine aynı şekilde. Kim, hangi örgüt olursa olsun insanı öldürmeye niyet eden, insanı yok etmeye niyet eden tüm terör olaylarını biz nefretle kınıyoruz. Ve soruyorum, diyorum ki bu insanlarda hiç merhamet duygusu kalmadı mı? Benim ikinci damadım doktor. Dedim evet. Ki ya doktor, bir kadın veya bir erkek vücuduna bombayı bağlıyor, bombanın pimini çekiyor, patlatıyor, kendisini uçuruyor. Bu nasıl olabilir? Ya insan kendisini nasıl bombaya parçalatır, bombayla parçalatır? Savaşta mıyız, neredeyiz? Evet, baba dedi, herhalde bunlara uyuşturucu veriyorlar. Evet. Bunlar böyle o insana çok lüzumlu olan akıllarını kaybediyorlar. Robot haline geliyorlar. Ne yaptıklarını bilmez halde oluyorlar. Olsa olsa böyle olmalı dedi. Efendim ben bir gün bir televizyonda şöyle bir şey gördüm. Bir leopar geldi. Bir ağacı altında duran bir babunu yakaladı ve öldürdü. O arada da sırtlanlar vardı. O babunu aldı, ağaca çıkardı. Sencer bir ağaçtayken o anne babunu öldürdüğü yerde o babunun yavrusunu gördü. Meğer hayvancağız orada doğum yapıyormuş hemen. Doğum yapmak için çalların arasına girmiş. Doğum yapmış, o çocuğu dünyaya getiren, yavruyu dünyaya getiren anne babunu öldürdü, aldı çıkardı ağaca. İnanır mısınız? O yerdeki yavru babunu görünce hemen indi geldi. Kemali dikkatle böyle onu ağzına aldı. O sırtlanlar filan onu öldürmesinler, yemesinler diye. Çıkardı ağaca, ağacın dalın üzerine koydu. Tabii yavru babun daha yeni dünyaya gelmiş. Orada durabilir mi?
ayağı biraz kayıyor, hemen yakalıyor, Allah düzeltiyor. Allah Allah. Hocam çok ilginç ya. Yani gerçekten. Ya Rabbi dedim, şu hayvana şu şefkati veren sensin. Annesini öldürdü, yavruya gösterdiği merhamete şefkate bak. Sonra indi aşağıya, gözü yukarıda. Yani düşecek olsa havada tutacak efendim. Emin olun Sencer Bey, gözlerimle gördüm ya. Yani YouTube'a falan girirse, internete girirse belki vardır. Leopar, babun yazılsa bulunabilir. Efendim dinimizde köpekleri dövüştürmek, horozları dövüştürmek, boğaları, develeri güreştirmek haramdır efendim, yasaktır efendim. Evet, duyurulur izleyicilerimize. Evet. Hocam, bu işin hayranı olanlar var. İspanya'daki ve Brezilya'daki matadorların hali nedir? Onların hiç yatacak yeri kalmamış yahu. Değil mi? Ya o hayvanlara, suçsuz hayvanlara sen o kılıcı nasıl saplarsın yani? Değil mi efendim? Sencer Bey, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o cahiliye döneminde insanların hayvanları canlı olarak böyle hedefe diktiklerini ve onlara atış yaptıklarını görmüş, şiddetle yasaklamış efendim. Asla ve kat'a yapamazsınız bunu demiş. Hatta canlı hayvanın kalçasına kılıcı vurur, oradan bir parça et alır, yerlermiş. Bunları da şiddetle Peygamberimiz yasaklamıştır. Eğer canın et istiyorsa hayvanı yatırırsın, usulüne uygun bağlarsın, tekbirini getirerek adam gibi kesersin, pişirirsin, yersin. Değil mi hemen? Evet. Ayet-i kerimelerde bir ifade birçok defa tekrarlanır. Benim çok dikkatimi çekerdi o. Estağfirullah. Ulaike kel en'ami belhum edallu sebila. Onlar hayvanlar gibidirler. Belki onlardan da daha aşağıdırlar, daha sapıktırlar. Böyle bir işaret vardı. Evet. Emin olun, emin olun. Sencer Beyciğim, bu Ankara'daki katliamı yapan insanlar, tabii failler tespit edilecek. İstihbarat teşkilatlarımız, emniyet birimlerimiz, güvenlik efendim kuruluşlarımız hassas bir şekilde bunları inceliyorlar. Bunların bütün iç ve dış bağlantılarını muhakkak surette bulacaklar. En kat'i şekilde bulacaklardır, tespit edeceklerdir. Elhamdülillah bu mevzuda ben Türk emniyetine, istihbaratına, güvenlik birimlerine güveniyorum. Yani dünyada önemli yerde bu yönüyle. Evet. Bunları tespit edeceklerdir. İster dış ülkelerden olsun, isterse ülkemizin içinden olsun, kullanılan bu insanlar hayvanlardan da daha aşağıdır efendim. Daha aşağıdır efendim. Çok doğru hocam. Ben yine televizyonda gördüm. Efendim bir köpek trafik kazasında ölmüş. Anne köpek. Yavruları vardı. Sencer Bey, ya kedi açmış memelerini, o köpek yavrularını emziriyordu. Aksi de var. Kedinin annesi ölmüş. Kedi yavruları gelmiş, köpek yavrularıyla birlikte, daha gözleri falan böyle kapalı efendim. Anne köpeği emiyorlardı ya. Allah Allah. Ama bu insanlar ne çocuk tanıyor, ne kadın biliyor, ne yaşlı diye düşünüyor, ne öğrenci diyor, ne görevli diyor. Efendim hepsini... Evet. Hepsini yehdine vehdikumullah acımasızca katlediyorlar, öldürüyorlar. Onun için insaf diliyoruz. Merhamet, izan, idrak, şuur, basiret diliyoruz, temenni ediyoruz. Bunlara sahip olsunlar diye dua ediyoruz efendim. Eyvallah hocam. Bir kısa bir reklam aramız var. Peki, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, şimdi reklamlar diyoruz. Evet sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın hocam, tabii gönüllerimiz kırıldı.
kalplerimiz kırıldı, umutlarımız tüketilmek isteniyor. Gerek dış mihraklar aracılığıyla, gerekse bunun uzantıları olan ülkemizdeki iç güçler aracılığıyla onlarca, yüzlerce katliamlar yapılıyor. Masum insanlar öldürülüyor. Hakikaten gönlümüz kırıldı. Bu gönlümüze bir teselli olması açısından Hafız Murat kardeşimizin, abimizin çok güzel bir çok güzel okuduğu bir ilahi var. Şu benim divane gönlüm diye. İsterseniz izin verirseniz izleyicilerimiz. Bazen böyle biraz ilahiler, kasideler, evet, insanı ciddi manada duygulandırıyor. Evet. Hay hay, şöyle kalplerimize bir su serpsin diye. Su serpsin bakalım. Peki. Evet. Kıymetli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hafız Murat yaralıyım, nereye giden diye böyle bir derdi var. Hafız Murat'ın sesi maşallah çok güzel. Lafızlar da çok güzel. Ben arzu ederdim ki çalgı olmasaydı da insanın dikkatini dağıtmasaydı. Yani sözleri tam net anlamak mümkün olmuyor. Evet. Ben onu tercih ederdim yani. Hiç çalgı olmadan sade olarak okusaydı zaten sesinin güzelliği kafidir efendim. Sözler de çok güzel. İnşallah bir daha canlı sefer dinleyeceğiz tekrar. Öyle olur inşallah. İnşallah. Hocam, gerçekten duygulandık efendim. Duygulandık efendim. Allah razı olsun. Hafız abi bizim arada bir konumuz oluyor. Geçen aylarda konuğumuzdu. Hakikaten çok dolu dolu bir program yaptık. Bize katkıları çok fazla. Buradan kendilerini saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. İyi ki var diye dua ediyoruz. Allah razı Cenab-ı olsun. Allah hafızlarımızın adedini arttırsın. Amin, amin. Allah razı olsun. Şimdi orada çok güzel bir söz var. Diyor ki yaralıyım, nereye gidem diyor. Gönülleri yaralanmış. Sanki bizim içinde bulunduğumuz atmosfere bir işaret var gibi. Biz merhametimizi kaybetmiş durumdayız gibi geliyor bana. Hakikaten bu kadar ölümü görebiliyorsak, şahit olabiliyorsak birçok insanımız merhametten yoksun demektir. Hocam merhametin kaynağı neresi? Biz kime gitmemiz gerekiyor? Sencer Bey, demin şunu hatırladım. Cahiliye döneminde insanlar kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Ve mesela Evs ve Hazreç kabileleri arasında 120 sene devam eden bir kan davası vardı. Bir Evsi, bir Hazreci'yi tenhada denk getirse öldürürdü, malını alırdı. Aksi de olurdu. Bir Hazreci, bir Evsi'yi tek başına yakalarsa işini bitirirdi. İslamiyet geldi. Cenab-ı Hak Estağfirullah. İnnemel mu'mine ihvetun buyurdu. Müminler ancak kardeştirler. Birbirlerinin 120 sene can düşmanı olan bu insanlar kuzu sarması oldular. Öz kardeşten ileri oldular. Mesela Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret eden muhacirin-i kiramı, Medine-i Münevvere'de bulunan ve ensar-ı kiram denilen insanlar evlerine aldılar. İşlerinin yarılarını onlara tahsis ettiler. Evlerinin, bahçelerinin, bağlarının, tarlalarının yarılarını onlara vermek istediler. Biz merhametimizi yine dinimize dönmekle, milli ve manevi değerlerimize dönmekle kazanabiliriz, geri elde edebiliriz. Bizim kültürümüzde karıncayı incitmek yoktur. Hayvanları incitmek yoktur. Bakın, gurabahani laklakan diye yaralı leylekleri tedavi hastanesi yapılmıştır Bursa'da. Rahmetli tarihçi Yılmaz Öztun'a bunu yazıyor efendim. Düşünebiliyor musunuz? Bursa Uludağ aralığın 10'unda bir tosun kesilsin filan mıntıkaya konulsun. Evet. 20'sinde bir tosun kesilsin falan mıntıkaya konulsun. 30'unda bir tosun kesilsin öbür mıntıkaya konulsun diyen bir kültüre sahibiz. Niye? Kış gününde kurtlar aç kalmasın,
açlıktan ölmesinler diye. Efendim kuşlara yuva yapan bir kültürden geliyoruz biz. Batılı bir seyyahın seyahatnamesini okudum. Vallahi diyor biz İstanbul'da evlerin Rum evi mi, Müslüman evi mi olduğunu anlardık diyor. Ya neden anlardınız diyor. Müslümanların çatırlarında kuş yuvaları vardı. Onlara yuvalar yapmışlar. Evet. Bizim Rumlarınkinde yoktu diyor. Oradan anlardık diyor. Sencer Bey, başka bir şey arz edeyim ben bu vesileyle değerli izleyicilerimize. Büyük alim ve veli Seyyid Ahmet el-Rifai Hazretleri var. Seyyid Ahmet Rufai de denilir. Mısır'da ben o zatın kabri şerifini ziyaretle de şereflendim. Bir gün otururken paltosunun ucuna şuraya bir kedi yavrusu oturmuş. Hayvancağız mışıl mışıl uyumaya başlamış. Namaz vakti gelmiş. Efendim ya şu kedinin uykusu da çok güzel. Şu hayvana kıymayayım, uyandırmayayım demiş. Makasla paltoyu buradan kesmiş. Allah Allah. Kedi uyandırmadan camiye gitmiş. Emin olun ya bize hikaye gibi geliyor. Ya hocam olur mu bu da? Ya kitaplarda yazıyor efendim. Ben bunu kafadan uydurmuş değilim. Kitaplarda yazıyor efendim. Aziz kardeşim, camiden geldikten sonra bakmış ki hayvan kalkmış. Almış ya o parçayı tekrar paltosuna dikmiş, diktirmiş. Efendim biz böyle bir kültürün böyle bir kültüre sahibiz. Böyle bir dine sahibiz. Böyle bir ahlaka, merhamete, şefkate, anlayışa sahibiz. Hazreti Ali Efendimiz için anlatırlar. İlmin kapısı, sevgili peygamberimizin amcazadesi, mübarek damadı, Allah'ın arslanı. Kalemine bir sinek konmuş da, hadi ya şu sineği razı etmeyeyim de beklemiş derler. Yani acaba ya böyle şeyler de olur mu diyeceği geliyor insanın. E olmuş ki efendim kitaplara yazılmış efendim. Olmuş ki kitaplara. Biz öyle bir canileşmişiz ki. Şimdi ise demin bahsettiğimiz gibi ya adam gözünü kırpmadan çoluk çocuk kadın erkek demeden insanları öldürüyor. Pazara bomba atıyor. Camiye bomba atıyor. Toplantı salonuna bomba atıyor. Meydana, miting meydanına bomba atıyor. Bu hangi anlayışın gereğidir? Bu nerede vardır Sencer Bey? Hangi hak isteyişidir bu? Evet. Bunun karşılığını ahirette nasıl ödeyecekler? Bu haktan nasıl kurtulacaklar efendim? Yani bu dünya hayatı sadece bu dünyadan ibaret değildir. Bunun arkası vardır. Muhakkak surette bu yapılanların hesabı vardır. Onun için biz merhametimizi tekrar dinimize dönmekle, kitabımıza, sünnet-i seniyemize, ahlakımıza, kültürümüze, örfümüze, adetimize dönmekle kazanabiliriz, elde edebiliriz diye ben özet bir söz, cümle, eyvallah, cevap hocam, vermiş olayım, söylemiş Allah olayım. Allah razı olsun. Bu arada tabii bu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ailelerine sabır diliyoruz. Amin. Sabır diliyoruz da hakikaten bu sabırı bu insanlar nasıl yaşayacaklar? Nasıl bir sabır olması gerekir? Tabii bu arada İslam'ın bize birçok yerinde telkin ettiği sabrın önemi nedir? Biraz da bunun üzerinde konuşalım. Az önce Asr suresinin 3. ayetinde ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Dışında tutulan nedir? Ziyan olanların içerisinde değildir. Kim ziyan olanların içerisinde değil? Hakkı uygulayanlar, hakkı tavsiye edenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Biz sabrı tavsiye edenlerden, sabrı yaşayanlardan olmak için gayret sarf ediyoruz. Sabırla alakalı birkaç görüntümüz olacak VTR ile ilgili. Sayın Hocam, orada röportajlarımız var, izleyicilerin, vatandaşların. Ondan sonra biz bu konuya dair birkaç kelime söylemeye çalışalım efendim. Eyvallah hocam. Sabır insan hayatı için çok önemli bir şeydir. Sabır her şeydir. Her şeyin başı sabırdır. Evet. Yani mesela her şey için, aklınıza gelen her şey için besmele, ondan sonra sabır. Yani hayatımızda en büyük şey sabırdır bence. Eğer yeryüzünde bir insan oğlu sabrın ne olduğunu bilmezse o insan boş yaşamıştır benim gözümde.
Sabır 99, Allah'ın 99 isminden birisidir. Biz günde milyonlarca hata yapıyoruz. Yeryüzündeki bütün insanoğlu, bütün kainatta insanoğlu hata yapıyor. Eğer ki Allah'ın, Yüce Rabbimizin sabrı olmuş olmasaydı bugün kafamıza taş yağardı. Taş. Sabır her Müslümanın uyması gereken, bilmesi gereken bir önemli bir şeydir. Yani dinimizin emridir. Nitekim ayet-i kerime var. Diyor ki innallaha ma'as-sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Yani mecbur, sabır zaten sabırsız, yani sabretmezsek neyi çözebiliriz ki? Sabredeceğiz, kanaat edeceğiz. Başka çaremiz yok ki. Yani sabretmezsen ne yapabilirsin? Sabretme hadi. İsyan et. Ne yapabilirsin? Allah'a teslim olacaksın. Başka çaren yok ki. Sabır her derde davadır diyebiliriz. Çünkü sabır bir nevi bir tahammüldür. Yani tahammül edebiliyoruz şeylere. Bazı olayları gördüğümüz halde tahammül demektir sabır diye düşünüyorum. Sabır her derde devadır. Evet. Çünkü bazı şeyleri sabredemeyerek değiştiremeyeceğimize göre sabrederek olayları farklı bir şekilde yön verebiliriz diye düşünüyorum. Sabır Allah'ın evidir. Sabır, yani sabır derken bir insanın bir hedefi olur. O hedefe ulaşırken biraz sabırlı olacak. Eğer sabırla kafasındaki hedefi aynı şekilde tutarsa, yani benim kanaatim, benim inancım, bence o kafasındaki hedefe çabuk ulaşır. Yani hızlı ulaşmak yerine sabırlı davranıp sabırlı giderse hani sonu selamet olur diye düşünüyorum. Sabır insanların herhangi bir musibet ya da olaylara karşı bekleme durumudur. Yani acele etmemesidir. Buna karşı kendini biraz geri çekmesi, frenlemesi ve biraz akışına bırakmasıdır. Evet sevgili izleyiciler, vatandaşlarımızın sabırla alakalı düşünceleri çok yerinde, sağlam, hakikaten çok güzel sözler söylediler efendim. Siz ne söylemek istersiniz hocam? Şimdi efendim ben o kardeşlerimizin sözlerinden de mülhemen birkaç şey ilave edeyim. Lütfen. Bir kardeşimiz sabır Allah'ın emridir dedi. Ayet-i kerimede estaizu billah ya eyyühellezine amenü isteinu bis sabri ve salah. Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah-u Teala'dan yardım dileyiniz, yardım isteyiniz buyuruluyor. Evet. Bir kardeşimiz estağfirullah innallâhe me'as-sâbirîn dedi. Allah sabredenlerle beraberdir. Başka ayet-i kerimeler de var estağfirullah. İnnallâhe yuhibbu's-sâbirîn. Allah-u Teala sabredenleri sever. Yine bir kardeşimiz böyle acele etmemeli, sabırla hareket etmeli dedi. Et-teennî minerrahman vel aceletü mineşşeytan diye bir ifade var. Teenni ile hareket etme, yavaş yavaş düşüne taşına hareket etme Rahman'dan, acele etme şeytandandır. Yine sabreden hedefine ulaşır dedi. Güzel bir söz, bir kardeşimizin söylediği o söz. Anadolu'da şöyle bir deyim halinde vardır, o atasözü şeklinde. Sabreden derviş muradına ermiş derler efendim. Yine sabırla koruk helva olur derler. Değil mi efendim? Evet. Öyle bir söz var. Sabrın sonu selamettir. Yine sabrın sonu selamettir. Bu mevzuda hadis-i şerifte var efendim. Men sabera zafira. Sabreden zafere ulaşır. İki pehlivandan hangisi daha çok sabrederse o başarıya ulaşır. İki ordudan hangisi daha çok sabrederse o muvaffakiyete ulaş. İki, boksörden hangisi daha çok sabrederse o başarıya ulaşır. Hatta es-sabru miftahul ferec. Sabır sıkıntının anahtarıdır. Siz programın başında Asr Sure-i Celilesi'nin mealini verdiniz. Asr Sure-i Cellesi 3 ayet-i kerime. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husur. İllellezine âmenü ve aminu salihâti. Ve tevâsav bil hakkı. Ve tevâsav bil sabr buyuruyor. Cenab-ı Hak asra kasem olsun ki, yemin olsun ki, and olsun ki insan hüsrandadır, zarardadır, ziyandadır. Buradaki insan, insan cinsi demek. İnsanoğlu. Evet. İnsanlar demek. Cenab-ı Hakk'ın yemin ettiği bu asır nedir? Tefsirlerde 3 mana veriliyor. Bir, 100 senelik bir
zaman dilimi, çağ, karn, asır, evet. Karn, çağ. Bildiğimiz. Evet. İki, asr-ı saadet. Sevgili Peygamberimizin o bütün insanların mutlu olduğu o kıymetli dönemi, zamanı. Üç, ikindi vakti. Her üçünün birden kastolunmuş olmasında da mahsur yok. 100 senelik bir zaman dilimine, hususen Habibimin asrına, özellikle ikindi vaktine yemin ederim ki buyurmuş olsa Cenab-ı Hak, bir manide yoktur. İnsan zarardadır, ziyandadır, hüsrandadır. Ama kimler bundan müstesna? 4 sıfatı taşıyanlar müstesna buyuruyor. 1. İman edenler. Evet. Şair ne diyor? İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede bir yüktür. İman olmasa bizim bu sol mememizin altındaki çam kozalağı gibi yüreğin kaç varlık diğer olabilir Sencer Bey ya? Kasaplarda satılan yürekler bizimkinden daha pahalıdır efendim. Koca dana yüreği ya bizimkinden daha kıymetlidir değil mi efendim? Evet, evet. Ama oraya iman girince o kalp nazargahı ilahi oluyor. Allahu Teala hadisi kutsiyede arza, arzıma ve semavatıma sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım buyuruyor. Allah Allah. Öyle müminin kalbi o derece kıymetli. İşte imanla o kıymet kazanıyor. Zaten ayet-i kerimede estağfirullah. Kul me ya'be'u bikum rabbi levla du'a'ukum. Sizin duanız olmasa Rabbim size niye değer versin? Efendim muhaddislerin şahı İmam Buhari, sevgili peygamberimizin amcazadesi, Tercümanül Kur'an diye anılan Bahrül İlim, ilim okyanusu, Hemrul Ümme, ümmetin en büyük efendim alimi diye anılan Abdullah İbni Abbas'tan bir nakil yapıyor. Levla du'a'ukum, levla imanukum demektir. Sizin duanız olmasa, sizin imanınız olmasa Rabbim size niye değer versin demektir diyor. Evet. Bir ayet-i kerime daha var. Estağfirullah. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size azap etmez. Niye azap etsin ki? Efendim bunca nimete, küfran-ı nimette bulunuyor insanlar. Ama Cenab-ı Hakk'ın deminki izleyicilerimizin de söylediği gibi sabur sıfatı olduğundan, Esma-i Hüsna'dandır. Evet. Sabur, çok sabreden demek. Ne dedi bir kardeşimiz? Nice hatalar işliyoruz dedi. İnsan beşer, bazen şaşar, hata eyler, üçer beşer. Düz ovada yürürken ayağı sürçer düşer. Yahu Sencer Bey, 300'er 500'er hata işliyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın sabur ismi şerifi olduğu için, sıfatı cellesi olduğu için bize azap etmiyor, rızkımızı kesmiyor, hemen ceza vermiyor, ihmal etmiyor ama imhal ediyor, mühlet veriyor, ahirete bırakıyor. Tevbe edersek ne ala, etmezsek tabi ahirette karşına katlanacağız. Evet. Kendi düşen ağlamaz demişler değil mi efendim? Evet, çok doğru. Dünyada niye hapishaneler var, mahkemeler var, bu kadar hakim var, savcı var, avukat var, bunlara paralar ödüyoruz değil mi efendim? Efendim suç işleyenlerin cezalandırılması için Cenab-ı Hak da günah işleyenlere, küfre girenlere ahirette ceza hazırlamıştır efendim. Yani her insanın yaptığı yanına kar kalacak olsaydı bugün bankalarda para kalmazdı yahu. Herkes niye çalışsın efendim? Gidip bankayı soyar, ondan sonra rahatça yaşamaya çalışır. Değil mi efendim? Çok doğru. Bakın yakalanırsa, yakayı ele verirse anası ağlıyor yani. Kodesi boyluyor. Evet. O halde Cenab-ı Hak küfür içerisinde olan insanlara, günah işleyen, başkalarına zarar veren, kul haklarını ihlal eden kişilere de bu dünyada cezaları verilmezse ahirette bunun karşılığını vereceğini Kur'an-ı Hakim'inde beyan buyuruyor efendim. Belirtiyor. İkincisi salih amel işleyenler. Yani iyi işler yapanlar. İslamiyet'in bütün emirleri
salih amellerdir efendim. Üçüncüsü birbirlerine hakkı sabrı, hakkı tavsiye edenler. Hakkın tavsiyesi çok önemlidir. Doğrunun tavsiyesi çok önemlidir. İmam-ı Azam Hazretleri yüzüğüne bir hadis-i şerif yazmış. Kulil hakka ve illa feskut. Yüzüğü. Ya hakkı söyle evet. Ya da sükut eyle. Yüzüğü de mühür olarak kullanılmış. Mühürü böyle basarmış. Yazının altında ya hakkı söyle ya sükut eyle diye çıkarmış. Allah Allah. Bu ne muazzam bir tavsiye efendim. İfade. Kulil hayra ve illa fasmut diye de var. Ya hayır söyle ya da sükut eyle diye de var. Dördüncüsü esas. Hüsrandan, zarardan, ziyandan kurtulacak insanların taşımaları gereken dördüncü vasıf bugünkü gündemimizle ilgili sabırdır efendim. Bendeniz kıymetli tefsirlere baktım. 8 tane tefsire baktım, muteber tefsire baktım. 3 madde zikrediliyor oralarda efendim. 1, ibadetleri işlemekte sabır lazım. Evet. Ne diyor adam yahu? Kılıyorum, kılıyorum 5 vakit. Biteceği yok yahu. Baş olacağı yok diyor. Ya oruç bu 17-18 saat oruç tutulur. İbadetler için sabır lazım. Günahlara düşmemek için de sabır lazım. Cemiyette insanları yoldan çıkaracak. Bir sürü kötülük var. Değil mi hemen? Evet. Onlara düşmemek baba yiğitliktir efendim. Çok bunun için de sabır lazım. Üçüncüsü de gündemimizle alakalı. Esas gündemimizin ana maddesiyle alakalı. Başına musibetler gelince sabretmek. Sencer Beyciğim, hocam, insanlar zelzele görebilirler, yangın görebilirler, sel gelebilir, trafik kazası olabilir, böyle musibetlerde ölebilirler. Bunların hepsinde sabır lazım efendim. Diyelim bir reklam arası verelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kısa bir reklam diyoruz. İzleyicilerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın hocam, sabır dediğimiz zaman 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 şöyle bir şey akla gelebiliyor. Hak ve adaletin yok sayılması, suçlunun göz ardı edilmesi ya da işte ilgisiz ve duyarsız kalınıyor gibi bir izlenim olabiliyor. Sabreden insan hak ve adaleti aramadığı için mi orada bir sessizlik içerisindedir? Ya da işte suçluyu göz ardı ettiği için midir? Ya da o kişinin ilgisiz ve duyarsız olduğunu mu gösterir? Sabırdaki bizim istediğimiz murat nedir? Biraz bunun üzerinde konuşabiliriz. Efendim bir söz var. Suçluları cezalandırmamak, bütün mağdurlara ve mazlumlara zulmetmektir. Çok doğru. Bakın Norveç'te bir genç seri katil işledi. Evet. 77 kişiyi öldürdü. Bu adam birinci kişiyi öldürdüğünde bunun cezası verilseydi, buna bir kısas uygulansaydı, bu adam idam edilseydi, diğer 76 kişi ölümden kurtulurdu. Değil mi efendim? Evet. İspanya'da, Amerika'da, çeşitli yerlerde bazı böyle seri katiller çıkıyor. Şimdi ya da müebbet hapis verilseydi örnek. Evet, evet. Bu bombacılardan bazılarının diğer başka bombalama eylemlerinde bulundukları da tespit ediliyor, ortaya çıkıyor. Efendim, sabır işlenen suçlar karşısında sessiz kalmak değildir. Çok doğru. Suça mutlaka cezasını vermek lazım. Evet. Ama sabırla hareket etmek lazım. Bakın, devlet yetkilileri, hükümet yetkilileri, güvenlik birimleri, emniyet yetkilileri sabırla hareket ediyorlar. Evet. Savcılar, bas savcılar bir yasak getirdiler. Bu hadiseyi enine boyuna araştıralım. Bölgenin evet efendim, şeyde böyle tutulması için. Her şeyi ortaya döküp saçmayın. Evet. Biz bir suçlara ulaşalım dediler. Ve en ince teferruatına kadar araştırıyorlar, inceliyorlar. Bu sabırla yapılacak bir iştir.
Yani iğne ile kuyu kazmaya benzer. Doğru bir neticeye ulaşabilmek için sabırla hareket etmek lazım. Hiçbir zaman sabır suça ve suçlara karşı hareketsiz kalmak, ilgisiz uyarsız kalmak, alakasız, ilgisiz kalmak manasına gelmez. Bu manaya anlamaz efendim. Anlamaz. Mesela adamın birisinin horozunu, birisinin affedersiniz köpeği öldürmüş, yemiş. Kızmış bu adam, gitmiş adamın bahçesinden 100 tane kavalı testereyle biçmiş devirmiş efendim. Bu şeyle, bu benzinle çalışan bir testereler var değil mi? Evet. Gitmiş ya 100 tane. Ağaçların kesildiği. Evet efendim. Ağacı bahçeye devirmiş. Herhalde Fatih Sultan Mehmet Han olsaydı bunu elini keserdi. Başını da keserdi. Yaş kesenin başını keserim buyuruyor değil mi efendim? Çok doğru. Efendim bu yeşilliği ya sen niye yok ediyorsun? Hadi hızını alamadın. Bir tane ağacı kestin diye. İki olsun ya. Üç olsun. Beş olsun. Yazık değil mi ya? 100 tane kavağı. Hangi insafla sen deviriyorsun? Değil mi efendim? Evet. Elini kırmak lazım. Böyle insanların. O bakımdan efendim. Eğer biz polis arabalarını taşlayanlara, binalara molotof atanlara, efendim insanlara silah çekenlere mani olmazsak, onların ellerini tutmazsak, onların bileklerini yakalamazsak, onların ellerinden o alat-ı edevatı almazsak buna sabır denmez efendim. Tabii bu arada kıymetli hocam, milli ve manevi değerlerin, şahsi çıkarların, siyasi çıkarların üzerinde tutulduğu bu günlerde bir de halkımıza belirli sorumluluklar düşüyor. Siz uzun yıllar bu ülkede hizmet etmiş, eğitim kadrosunda profesör olmuş, hakikaten sahip olduğunuz duygular, düşünceler, fikirler biz insanlar tarafından, kamuoyu tarafından kabul görmüş, gerçek manada bizim için, halk için akil insan olarak nitelendirilen Cenab-ı Hak layık eylesin Türkiye'nin en seçkin insanlardan birisi olarak. Bunu ben söylemiyorum. Bunu yaptığımız konuşmalarda, halk arasında yaptığımız bir takım sohbetlerde hep sizi tanıyan izleyiciler bu şekilde bize mesaj veriyorlar. Bize gelen mesajlarda gelen Cenab-ı Hak razı olsun onlardan. Bizi onlara layık eylesin inşallah efendim. Allah razı olsun. Tabii bu etkiniz Avrupa ülkelerinde, dünyanın birçok yerinde kabul görüyor ki siz sürekli her ay hemen hemen neredeyse yurt dışında çok önemli konferanslara katılıyorsunuz. Burada sizin ağzınızdan izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Biz vatandaş olarak yaşanan bu terör olaylarına karşı hemen topu tüfeği alıp Cumhurbaşkanı'na mı küfretmeliyiz, Başbakan'a mı küfretmeliyiz, hükümeti yerle bir mi etmeliyiz ya da birbirimizi mi suçlamalıyız? Ya da bu işi hakikaten devlet yetkililerine bırakıp onlara güvenip eğer o devlet yetkililerini beğenmiyor isek oy zamanında en haklı gerekçeyle bize özgür düşen irademizi orada medeni bir şekilde verip başımızdaki yönetimi bu şekilde istiyorsak devam ettiririz, istemiyorsak onu oradan almayı mı tavsiye edersiniz? Neler söylemek istersiniz? Efendim bir defa böyle zamanlarda milletin bir ve beraber olması lazım. Evet. Cumhurbaşkanıyla, başbakanıyla, meclis başkanıyla, genelkurmay başkanıyla, emniyet genel müdürüyle, MİT müsteşarıyla, efendim diğer hükümet yetkilileriyle, bütün siyasi partileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, basınıyla, yayınıyla. Bir ve beraberlik zamanıdır. Ayrılık zamanı değildir. Milli ve manevi değerleri öne çıkarma zamanıdır. Bir bombalama hadisesi oluyor. Adam çıkıyor Cumhurbaşkanı'na küfrediyor. Adam çıkıyor Başbakan'a küfrediyor. Çok ayıptır efendim. Yani bu kadar adilik, bu kadar rezillik, bu kadar kepazelik olmaz. Yani bunu
Ben 46 sene üniversitelerde ders vermiş bir akademisyen olarak, bir ilim adamı olarak, bir profesör olarak söylüyorum. Yahu kardeşim, Cumhurbaşkanının, Başbakanın bunda ne suçu var ya? Sen nasıl yani tutup da ona sövüyorsun? Ayıp denen bir şey var ya. Allah'tan korkmuyorsan kuldan utan bari derler, değil mi efendim? Ya insanlardan da mı utanmıyorsun sen? Bu insanların akıllarını yok mu sayıyorsun? Bu insanlarla alay mı ediyorsun? Ama kendilerinin düştükleri hacil durumu fark etmiyorlar. Utanılacak durumu fark etmiyorlar. Bazı insanlar var maalesef. Yüzlerine tükürsen yağmur yağdı zannediyor. Allah bereket versin diyor. Olmaz böyle şey efendim. Ya bu cemiyet içerisinde yaşıyoruz. Bu insanlar arasına çıkıyoruz. Başımız dik, alnımız açık, göğsümüz kabarık vaziyette dolaşabilmeliyiz. Bizim Nasreddin hocamız, malum bizim Yalvaç'la Akşehir arasında bir Sultan Dağı var. O dağı kaldırsak ikisi beraber sayılır. Nasreddin hocamız bir kelbi yakalamış, pat küt dövüyor. Hocam niye dövüyorsun bu suçsuz hayvanı demişler. Vaktiyle bu beni bir ısırmıştı demiş. Hocam geçmiş olsun, hiç duymadık. İlk defa duyuyoruz. Ne zaman, nerede oldu demişler. Konya'da ısırmıştı demiş. Hocam yahu senin ellerinden ayaklarından öperiz. Konya'daki köpek başka, bu başka. Sen niye bunu dövüyorsun? Canım bu da onun sülalesinden değil mi demiş. Allah Allah. Efendim yahu çok ayıp oluyor ya. Bir hadise oluyor. Bunu devlet yaptı diyorlar. Hükümet yaptı diyorlar. Efendim Cumhurbaşkanı yaptı, Başbakan yaptı diyorlar. Ayıp efendim. Çok ayıp. Yani biraz insan olmak lazım. Çok doğru. Biraz haysiyetli olmak lazım. Biraz ahlaklı olmak lazım. Biraz namuslu olmak lazım. Biraz edepli, terbiyeli olmak lazım. Evet. Efendim peki yani bu sayılan şahıslar sütten çıkmış ak kaşık mı kardeşim? Yahu el insanu murakkebu minel hatayı ve nisyan demişler. Ya insan hata ile unutmakla mürekkeptir. Hepimiz her gün nice hatalar işliyoruz. Elbette onlar da hata işleyebilirler ama tabii ki hatalarını ya insanca söylemek lazım. Ya şöyle yapılmasaydı, şöyle yapılsaydı. Yol göstermek lazım değil mi efendim? Evet, evet. En birlik ve beraberlik olacağımız zamanlardan birisindeyiz. Ama siyasi partilere bakın. Biri Hanya'dan bahsediyor, biri Konya'dan bahsediyor ya. Biri bir tarafa çekiyor, biri öbür tarafa çekiyor. Sencer Beyciğim, ya bu partiler niye var ya? Bu partiler hala kırmızı çizgilerden bahsediliyor. Bu partiler bu ülkeye hizmet etmek için, bu devlete hizmet etmek için, bu millete hizmet etmek için yok mu ya? Bunlar şimdi hizmet etmeyecekse bu millete ne zaman hizmet edecek? Ne zaman hizmet edecekler? Bu milletin menfaatini ne zaman koruyacaklar aziz kardeşim? Harp oluyor ya, resmen harp oluyor. Dış ülkeler, ben şimdi saymak istemiyorum. Yani bu işte parmağı olan dış ülkeleri saymak istemiyorum. Resmen harp oluyor. Taşeronları, maşaları kullanıyorlar. Bu şartlarda milletin menfaati, devletin menfaati, memleketin menfaati gözetilmiyor ve bunlara sahip çıkılmıyor efendim. Yani Allah'tan korkmak lazım. Allah'tan korkmuyorsa kuldan utanmak lazım efendim. Eyvallah hocam. Yine vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini alalım. Sonra onun üzerine konuşalım. Biraz kızdık yani Sencer hocam, Bey. Çok yerinde ama şeyler söylüyorsunuz. Ama haklı değil miyiz Allah efendim? Ya, haklı çok değil miyiz efendim? Ya, söylüyorsunuz. Ne zaman bir ve beraber olacağız biz efendim? Çok doğru. Birbirimize sıkı sarılmamız lazım. O günlerdeyiz. Sözün bittiği. Yani bir ve beraber olmanın en lüzumlu olduğu zamanlardayız efendim. Eyvallah hocam. Her can sıkıcı veya her hayırda veya her şerde sabretmemiz gerekir yani. Her olayda sabretmemiz gerekir. Sabır budur yani. Sürekli imanı kamil olan bütün mümin insanlar sürekli sabrederler. La ilahe illallah ve eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani bir insan ki eğer sabır etmezse ben o insanın imanında da şüphe duyarım ben. Ya o sıkıntılı anlarda kadere karşı, musibete karşı, senin kalbini kıran herhangi bir olaya karşı, zarara karşı, hastalığa karşı, Allah'ın sana verdiği musibetlere karşı sabredeceksin ve şükredeceksin. Başka çaren yok. Her yerde sabır
yani insanın ki bununla ilgili atasözü ve deyimlerimiz de mevcuttur. Ki hani sabrın sonu selamettir. Atasözünden yola çıkarak her yerde ve her zaman sabretmek insanı farklı bir rahatlık verir, farklı bir atmosfer verir, yani güzel bir şeydir diye sabır. Bu insanın hayatında, yani kişinin kendi hayatında mutlaka sabrı her zaman hani her zaman bulundurması lazım. Bunu kendinin aklına getirip ya da birisinin ona akıl etmesi olacak bir iş değil. Sabır derken yani insanın doğasında olan bir şey. Zaten Allah-u Teala insanın doğasına sabır diyen bir şeyi koymuş zaten. Eğer biraz düşünüp biraz da onun yönünden doğru giderse bence sabrı her şekilde her yerde akıl edebilir. Sabretmek genelde insanların istenmediği olaylar karşısında etmesi daha makbuldür. Çünkü kader var. Allah'ın dediği olur. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Hazreti Eyüp Aleyhisselam da o kadar hastalığına rağmen çok sabretti ve bunun karşılığını gördü sonunda. Evet. Sayın Hocam, vatandaşların sabırla alakalı duygu ve düşünceleri böyle dolu dolu. Bazı vatandaşların, dikkat edersek, bir kızın parlamenterlerden daha akıllı, daha zeki, daha makul değil mi? İnsanlar oldukları görülüyor efendim. Çok sağ olun. Şimdi ben tabii hepsini tenzih ederim de. Estağfurullah. Evet. Ama yani öyle laflar ediliyor ki, öyle sözler söyleniyor ki mızrak çuvala sığmıyor efendim. Koyacak yer bulamıyorsun. Ya koskoca bu adam milletvekili olmuş. Nasıl böyle bir söz söyler diyorsunuz? Tabii herkes o sözü de söylemiyor. Bazı kişiler söylüyor, işte televizyonlarda neşrediyor, gazetelerde çıkıyor, internet duyuyoruz, sayfalarında görüyoruz, okuyoruz. Onun için şu vatandaşlarımızdan ibret almak lazım efendim. Çok doğru. mesaj yerine ulaşmıştır, öyle ümit ediyorum. Sevgili hocam, Türkiye coğrafi konumu gereği bir taraftan Asya, bir taraftan Avrupa ile köprü durumunda çok önemli bir stratejik konuma sahip. Türkiye'yi bu şekilde yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla da iyi bir yönetim anlayışıyla da değerlendirdiğimiz takdirde Türkiye'nin çok hızlı bir ivme yakalayacağı hiç şüphesiz. Şimdi geçmiş dönemlerle günümüz Türkiye'sini karşılaştırdığımız zaman hakikaten önemli ivmeler kazandığını görebiliyoruz. Yani kişi başına düşen milli gelir bir zamanlar 2000 dolar iken şimdi günümüzde 13-14 bin hatta 15 bin dolara ulaşmış durumda. Burada çok fazla şeye girmek istemiyorum. Farklı ayrıntılı konulara girmek istemiyorum. Ama Türkiye'de son yıllarda ekonomik olarak çok önemli kazanımlar elde edilmişti. İnsan hakları olarak da çok önemli kazanımlar elde edildi. Bir zamanlar hakikaten Kürt vatandaşlarımızın bazı konularda göz ardı edildiğine biz hepimiz şahit olmuştuk. Bununla ilgili çok ciddi bir proje başlatıldı. Barış ve kardeşlik adına barış süreci denildi. Ve Türkiye'de özlenen bir takım kardeşlik duyguları yeşermeye başladı. Ne zaman ki bu tür duygular, bu tür gelişmeler karşısında bize düşman olan Avrupa ülkeleri hemen atağa geçtiler. Türkiye'deki piyonlarını kullandılar ve Türkiye'de yeni yeni senaryolar uygulanmaya başlandı. Ve içimize kan sokulmaya başlandı. Türkiye bunu hak ediyor mu? Ne söylemek istersiniz? Sencer Bey, Türkiye stratejik ve jeostratejik konumu itibariyle evet. Son derece önemli bir ülke. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan kilit noktada bir hayli yeraltı kaynakları var. Orta Doğu'nun kalbi, Türk Cumhuriyetlerine açılan kapı, üç tarafı denizlerle çevrili, Karadeniz, Akdeniz, evet. Ege ve dünyanın da en güzel ülkelerinden. Ben acizane 40 ülkede bulundum. Şu güzel ülkemizde 74 vilayetimizi gezdim. Yani bir Türk olarak. 81 vilayet olduk. Evet efendim. Evet. Bir
Türk olarak 74 vilayetimizi gezdim. 84 mi dedim? 74. Yok, 74 gezdiniz, evet. Ama 5-6 tanesi, evet, kaldı. Evet, az bir şey orada kaldı. İnşallah. Evet. Yani bu ülkenin bir vatandaşı olarak söylüyorum. Hakikaten Allahu Teala'nın çok büyük ihsanına muhatabız. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Su uyur, düşman uyumaz demişler. Evet. Tarih boyunca bizi yok etmek için çeşitli planlar yapılmıştır. Osmanlı Devleti 624 sene 3 kıtada at koşturdu. Bunun 322 senesinde dünyanın tek süper devletiydi. Ama iç ve dış düşmanlar birleşerek bu Osmanlı Devleti'ni yok ettiler. 22.344.700 kilometreden takriben 800.000 kilometre kare toprağa düşürüldük. Hala bununla yetinmediler. Burayı da bölmek istiyorlar. İşte Büyük Ermenistan, Büyük İsrail, Büyük Kürdistan planları artık bugün herkesin malumu olan planlardır. Evet. Roman devlet adamı, yazarı Alexis Dujuvara'nın yazdığı San Proje de la Partage de la Turquie isimli kitap bugün çeşitli dillere tercüme edilmiş bir kitaptır. Osmanlı Ayan Meclisi Mebusanı'ndan, Osmanlı Senato üyelerinden Lübnanlı, Beyrutlu Emir Şekip Arslan var. Şair, yazar, tarihçi. Hadırul Alemin İslami adıyla Arapçaya tercüme etmiştir hülaseten. Onu eski Isparta milletvekillerinden ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarından benim hemşehrim Yakup Üstün Bey, Türkiye'nin parçalanması için 100 plan diye Türkçe'de tercüme etmiştir. Kendisine hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Mahdumu fakültemizde profesördür. Ona da hayırlı çalışmalar temenni ediyoruz. Türkiye'nin yok edilmesi için maalesef tarih boyunca çalışmalar yapılmıştır. Türklerin bu Anadolu topraklarından sökülüp atılması ve eski geldikleri yerlere gönderilmesi planlanmıştır. Evet. Ama Sencer Bey, 1071'de Sultan Muhammed Alparslan'ın Malazgirt'ten girmesiyle 1086'da biz Üsküdar'a ulaştık. Bu ülkenin tapusu bizdedir efendim. Evet Allah. Bu ülkede son fert ölmedikçe bizi buradan atamazlar. Allah'ın izniyle. Bizi buradan çıkaramazlar. Bunu bir hamasi şey olarak söylemiyoruz. Bu millet gözünü kırpmadan ölüme gider efendim. Kurtuluş Savaşı bunun en güzel, evet, örneklerinden. Çanakkale'de 250 bin şehit verdik. Benim bir dedemle, annemin babasıyla iki amcam da orada şehit olmuşlardır. Babamın iki abisi ve Allah rahmet eylesin. Bir amcam da gazi olmuştur. 56 yılında vefat etti. O amcam bana Çanakkale hatıralarını geniş geniş anlatmıştır. Onun tabii arka planında benim babaannem, dağ gibi iki oğlunun şehit, bir oğlunun gazi olduğunu öğrenince üzüntüden kendisini yerden yere ata ata bir hafta zarfında o da vefat etmiştir. Allah Allah. Bir de o Çanakkale şehitlerinin böyle arka planı var Sencer Beyciğim. Yetim kalanlar, işte annem iki abiyle yetim kalmış. Dul kalanlar, gözü yaşlı bağrı başlı kalan anne babalar, böyle hasret çeken kardeşler, öksüz kalan yavrular. Yani daha ne söyleyelim efendim? Bakın, Çanakkale geçilmez diye dünyayı ispat ettiler efendim. Evet. Ama burada bir şeyi unutmamak lazım Sencer Beyciğim. O harbe katılanlar asla ve kat'a Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Arnavut, Boşnak, Zaza, Arap diye herhangi bir ayrım yapmadılar. Evet. Bir ve beraberce vatanı, memleketi, devleti, ırz ve namusu, din ve imanı müdafaa ettiler. Gün bugündür efendim. Yine birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken bir gündeyiz. Bu insanlar Kandil'deki 3-5
PKK'dan ibaret değildir efendim. Bunların arkasında büyük güçler vardır. Büyük güçler vardır. Oyuna nitekim, gelmemek lazım. Nitekim bazı ülkelerin istihbarat elemanları, generalleri o ilk günkü bombalamada öldürülmüştür. Ve onlar da bize yaptırım uygulamaya kalkışmışlardır. Efendim bu oyunu bilmek lazım. Yunus Emre'nin yaratılmışı severim, yaratandan ötürü sözünü unutmamak lazım. Ben demin hani 40 ülkede bulundum, 74 vilayetimizi gezdim derken şunu kastetmek istemiştim. Güzel ülkemiz dünyanın en güzel ülkelerinden, en nadide ülkelerinden, ülkemizin benzeri, misali adeta dünyada yok. Ve şu son 10-15 sene içerisinde Sencer Beyciğim, bu ülkede her şey yapıldı. Yapılamayan zannediyorum bir uçak gemisi, bir kıtalar arası füzeler, bir nükleer silahlar kaldı. Denizaltıyı bile yaptık yahu. İnsansız hava araçlarını bile yaptık efendim. Füzeler, bombalar yaptık efendim. Bakın batıda ne varsa doğuda da var. Kuzeyde ne varsa güneyde de var. Güneydoğuda da var. Bir şey daha unutmamak lazım. Demin siz işaret ettiniz. Yani bazı kimseler ana dilleri Kürtçe olduğu için ya bir askerimiz annesiyle Kürtçe konuştu diye 21 gün katıksız hapsedilmiştir. O günler gelmiş geçmiştir. Bu Türkiye'de yaşanan bir olay. Türkiye'de yaşandı. Oldu yani. Yani geldi geçti diyoruz. Evet. Ama aziz kardeş ya şu ülkede TRT Şeş, TRT Kürdi diye televizyon kuruldu ya. Vatandaşlarımız kendi dilleriyle yayın seyrediyorlar. Bana da geldiler. Hocam sizinle Abdülkadir Geylani Hazretleri hakkında bir röportaj yapmak istiyoruz dediler. Ben de ez gurmancı nizanem, ez Türkiye zanem dedim. Ben Kürtçe bilmem, Türkçe bilirim dedim. Olsun dediler. Sen Türkçe anlat, biz onu Kürtçe'ye çevirir, yayınlarız dediler. Ben Gavs-ı Sakale'yim, Gavs-ı Azam, Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni yarım saat anlattım ya TRT Şeş'te, TRT Kürdi'de. Eyvallah hocam. Efendim bu ne büyük nimettir efendim, ne büyük nimettir. Sonra buralardaki hastanelerin aynısı oralarda var. Buralardaki hava yollarının aynısı oralarda var. Buralardaki yolların aynısı oralarda var. Dün bir arkadaşımız bir şey söyledi. Bir bakan gitmiş. Doğuya sizin burada kış kaç aydır demiş. 13 aydır sayın bakanım demiş. Nasıl olur ya demiş. Sene demiş 12 ay değil mi? Bir ayda demiş öbür seneden emanet alıyoruz efendim demiş. Sencer evet. Beyciğim emin olun yollar kapandığında. Evet. Ya hastalarını dahi hastaneye götürmekte zorlanıyor. Hastaneye götüremezlerdi. Şimdi efendim çift yollar var, duble yollar var. Allah'tan korkmak lazım ya. Nimetin kıymetini bilmek lazım. Nankör olmamak lazım. Küfranı nimette bulunmamak lazım efendim. Bu bakımdan bütün vatandaşlarımıza hakkı hakikati görmelerini, yapılan hizmetleri görmelerini temenni ediyoruz. Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir demişler. Biz o yapılanları tebrik edelim, takdir edelim ki daha fazlasını yapsınlar. Evet. Yani vuralım, kıralım, taşıralım değil. Devlet yetkililerine ya ben oraya baraj yaptığımda sen söver sayarsan ulan bu adamlar layık değil ya yapmayalım bunlara diyebilir efendim. Çıkar böyle diyecek kimse çıkabilir yani. Evet. Sen tebrik et, teşekkür et, takdir et. Allah senden razı olsun. Böyle büyük bir nimete kavuştuk. De ki daha çoğunu yapsınlar efendim. Normal akıl bunu gerektirmez mi Sencer Bey? Hiç olmazsa küfretme, hakaret etme, demokratik haklarını kullan sandıkta. De ki ben seni istemiyorum. Bitti değil mi? Bendeniz uluslararası Seyit Dahi Hakkari Sembozyumuna gitmiştim. Tabii yüksek o havalanı yoktu. Van'a gittik. Van'dan Hakkari'ye karayolundan gittik. Tabii epey bir... Son bir dakika. Evet zaman geçti. Biraz sıkıntı çektik. Yol efendim bu yol şartları. O havalanı açılınca çok sevinmiştim. Ya artık dedim İran'dan, Irak'tan, oradaki vatandaşlarımızdan hepsi istediği yere gidebilecek. Bu terör hadiselerinden dolayı
Havalanı çalışmıyor efendim. Şimdi çalışıyor mu? Çalışmıyor galiba. Yazık değil mi efendim? Yazık değil mi ya? O kadar yatırıma yazık değil mi efendim? Onun için hizmet edenlerin kıymetini bilelim. Onların hizmetlerini tebrik, takdir edelim, teşekkür edelim ki daha çok yapsınlar. Dış güçlerin oyununa gelmeyelim. Gelmeyelim. Bu arada gelmeyelim. Yine de hocam son mesajınız anne babalara ve gençlere yönelik son bir iki cümle, son yarım dakika diye. Efendim, sabırla hareket etmeli, teenni ile hareket etmeli, tehevüre kapılıp yandık, öldük, bittik, yakacağız, yıkacağız dememeli, düşünerek, taşınarak hareket etmeli, sabırlı olmalı. Biz imtihan için bu dünyaya gönderildik. Musibetler karşısında da sabırlı olmalı diyelim efendim. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben önemli mesajlar verdiniz. Sevgili izleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.